YouTube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ayete coğrafi denemelerimizi çözmeye devam ediyoruz. Bugün geldik 11. denemeyi çözeceğiz seninle beraber. Ben hazırım. Soru çözüm not defterini alıp şuradaki beğen butonuna da basıp sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gel şu denemenin canını okuyalım. Geldik Ayete denemelerimizden 11. 11.sine soru bire parçada bahsedilen tambora, tambora Tambora, Tambora dağının bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? Tambora yanardağınla alakalı parçayı de okuyalım ama. Önemli çünkü bizim kitabımızda bununla alakalı güzel bilgiler verilmiş durumda. Direkt bunu sorabilirler. Tambora yanardağının buraya koyulmasının nedeni kitapta bununla alakalı özel bir kısım, özel bir noktada değinilmesi. Yanardağdan çıkan toz ve küller atmosferide kapladığı güneş ışınlarının bir kısmını dünyaya ulaşmasını engeller. Bunu konuşmuştuk seninle. Dünyaya ulaşmasını engellediği için soğumaya neden oluyordu yanardağları. Sıcaklaşmaya değildi. Bu durum kısa süreli de olsa küresel iklime etki eder. 1815'te Tam borada volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları Avrupa ile Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Yani aslında burada bu sorunun koyulma amacı şu: Yanardağlar soğuk yazların geçmesine neden oluyormuş, bak soğuk mevsimlerin oluşmasına neden oluyormuş. Yanardağlar sıcaklığın artmasına neden olmuyormuş, bunu daha önce bir soruda da öğrenmiştik. Bu yüzden 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır. Peki? Tambora nerededir? Hocam Tambora en güzel yerdedir. En güzel en güzel yerdedir. Tam buradadır. En güzel yerdedir. Bak Tambora hocam en güzel yerde. Tam buradadır. En güzel yerdedir. En güzel Endonezya'dadır. Cevabımız Bursa. Geçelim diğer soruya. Buna göre Hatta'da numara almış illerin hangisinde yayla turizminin en fazla geliştiği söylenebilir? Yayla turizmi denildiğinde hocam Doğu Karadeniz geliyordu aklımıza. Yayla turizminde yöreye has mimari ve yaşam biçimi yakından tanıma olanağı vardır. Ayrıca dağcılık, atlı doğa gezisi, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gibi doğa sporlarına uygun alanların bulunması yani turizmine ilgiyi arttırmıştır. Karadeniz deriz biz. Yaylacılık deyince atlarız Karadeniz'e. Dedik geçelim diğer soru. Yeryüzündeki ilk şehirler su kaynaklarına yakın tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda kurulmuştur. Buna göre artıda numaralı alanların hangilerinde ilk şehirlerin kurulduğu söylenemez. İlk medeniyetlerimiz, ilk şehirlerimiz şurada hocam Nil Nehri'nin çevresinde. Fırat ve Dicle'nin olduğu yerde Mezopotamya altında Nil Nehri'nin çevresinde de Hint medeniyeti vardı. Mississippi, Mississippi Nehri'nin olduğu yerde öyle bir ilk şehirler, ilk medeniyetleri yok. Nijerya çevresinde, Kongo'nun olduğu o bölgede yine böyle ilk medeniyetlerimiz yok. İlk medeniyetlerimiz 3 ve 4'teydi. Hangisinde ilk şehirlerin kurulduğu söylenemez? Şöyle 2 ve 1 ve 2 de ilk şehirlerin kurulduğu söylenemez. Diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. En zor gibi görünen koca paragraf soruları en basit sorularımızdı bizim. Aşağıda iki farklı ülkenin tarımsal yapısıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu iki ülkedeki tarımsal yapıdaki farklılıkların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? S ülkesi. Ülkede tarım doğal koşullara bağlıdır. Hmm doğal koşullara. Modern araç ve gereçler sınırlı olarak kullanılmaktadır. Üretim daha çok aile ihtiyacını. Hocam bu ekstansif tarım. Hocam bu ekstansif Tarım. Ülkede tarım alanlarında elde edilen verim yüksektir. Ha bu da hocam entansif tarım, intansif tarım, modern tarım. Üretimde dalgalanmaları azdır. Toprağın işlenmesi, sulama, gübre kullanımı ve zararlı mücadele gelişmiş araç ve yapılmaktadır. Bu iki ülkeye tarımsal yapıdaki farklılığın ta temel nedeni nedir? nedir? Niye böyle bir farklılık var bu iki ülkede? Gelişim düzeyleriyle alakalı değil mi? Tarımda çalışan nüfus miktarı ile alakalı değil. Gelişmişlik seviyelerindeki farklılıkla alakalı bir durum bu. Biri gelişmiş ülke, M ülkesi gelişmiş ülke. S ülkesi gelişmemiş ülke. Ekstansif yapıyor S ülkesi. Tarımsal alanlarının miktarı tar tarım arazileri alakalı değil. Yeraltı kaynakları, iklimleriyle alakalı bir durum değil bu. Dördü öğrendik cevap. Bursa. Geçelim. Soru ya. Yaz yağışlarının fazla olduğu bölgelerde çayır bitki örtüsüne bağlı olarak büyükbaş mera hayvancılığı. Yaz yağışlarının çayırların olduğu yerde mera hayvancılığı vardı Şeker pancarı tarımının yapıldığı bölgelerde ise besi, ahır hayvancılığı yapılır. Besi ve ahır hayvancılığın nerededir? Konya ve çevresindedir değil mi? Burada büyükbaş hayvancılığı niye yapıyordu Konya çevresinde? Şeker pancarı vardı orada. Şeker üretimi yapılıyordu. Aynı zamanda tarımsal üretimin çok yoğun olduğu bir yer orası. Ve oradan çıkan o bütün tarımsal ürünleri biz ahırlarda hayvanlara yedirerek büyükbaş hayvancılığın gelişimini sağlıyorduk. Biraz daha modern hayvancılık yapıyorduk. Biz nerede? Konya çevresinde. Ama burada şurada çayırlardan gelen yani daha çok meralarda otlatılarak yapılan hayvancılık nerede? Erzurum, Kars, Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde. Bir Bunların besi hayvancılığının geliştiği söylenir. Sırasıyla ilk önce mera hayvancılığı olacak. Mera 5. Mera 5. Sonra besi hayvancılığı olacak. Besi hayvancılığı 2. Yani cevabımız Edirne. Geçelim diğer soru. Araçların egzozları, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, fosil kökenli kömür ve petrolün yakılması ile oluşan gazlar atmosfere karışarak önemli bir kirlilik yaratır. Atmosferde biriken bu gazlar nem, güneş ışığı ve sıcaklığın etkisiyle bir takım karmaşık tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asit me getirirler. Bu asitler yağmur damlaları ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar. Asit yağışlarının durumlarından hangilerine neden olması beklenir? Asit yağmurları akarsu ve göllerdeki canlı türlerinin yok olmasına neden olabilir. Aynı zamanda akarsu ve göllerdeki o suyun asidik özelliğinin suyun özelliğini de değiştirebilir. Ona da etki yapabilir. Ormanlardaki ağaç ve dal yapraklarının çok hızlı çürümesine neden olabilir. Çünkü düştüklerinde o yapraklara zarar veriyor. Toprak oluşumunu hızlandırmaz. Toprak oluşumunda hatta minerallerde zarara bile neden olabilir. Ama toprak oluşumunu hızlandırmak. Hangisi olması beklenir? 1 ve 2 olması beklenir. 6C. Geçelim. Diğer. Yağış ve sıcaklık şartlarının uygun olduğu alanlarda bitkilerin yaşaması kolaylaşır. Hem sıcaklık olacak hem yağış olacak. Sanki bize ekvator çizgisini söylüyormuş gibi değil mi? Şuraya bakar mısın çöl? Şuraya bakar mısın çöl? Şuraya bakar mısın Himalaya dağlarının olduğu yer? Zaten sen bu söylediklerimi. Sadece hiç harita çalışmasan. Şuranın çöl, şuranın 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 Himalaya dağları olduğunu bilsen soruların hepsi çıkacak. E burada da kutuplara doğru gidiyoruz. Orada sıcaklık iyice düşüyor. Yine orası da iyi değil bunun için. Uygun olduğu bitkilerin yaşaması kolaylaşır. Buna göre artık normal yerlerin hangisinde bitkilerin daha rahat yaşayacağı söylenebilir. 4 numaranın olduğu yerde Endonezya ve çevresinde ekvatoral iklimde yani. Değil mi? Bu haritalara baktığında görebiliyorsun değil mi? Oradaki çölleri gözünü kapattığında. Şurada sap sarı çölü görüyorsun değil mi? Hani bizim haritamızdaki o orijinal halini. Evet geçelim diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik ekstrem olaylar ve sonuçlarından biri değildir. Jeolojik, jeomorfolojik yerden gelecek, yer şekliyle alakalı olacak diyor bize. 2010 yılında İzlanda'da Eyjafjallajökull yanardağının patlaması sonucu Avrupa'da hava ulaşımının durması yanardağ diyor yanardağ yerden geliyor. Jeolojik 1960'ın şimdi meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaklaşık 6000'ye kadar insanın hayatını yitirmesi deprem diyor yerden geliyor. Jeolojik jeomorfolojik. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami. Jeolojik jeomorfolojik tsunami'yi tekrar tekrar söylüyorum bak tekrar tekrar söylüyorum. Klimatolojik değildir. Su geliyor. Hidrolojik vesaire değildir tamam. Silik 2017'de Sierra Leone'da yaşanan aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heylanın binlerce insanı evsiz bırakması jeolojik, jeomorfolojik yine yerle alakalı bir şey. 2013'te bir göktaşının, taşının Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde yerden 30 km yukarıda parçalanarak 1400 kişinin yararlanmasına neden olması. Ekstrem olaylarda ben sana ne demiştim? Atmosfere gelen bu meteorlara biz astronomik kökenli diyorduk. Astronomik kökenli. Cevap Edirne ısrarla bunu sana söyledim. Astronomik kökenli diye. Cevap Edirne geçelim diğer soruya. Yunus öğretmen bu ifadesinde sanayi tesislerinin aşağıdaki kuruluş koşullarından hangisini vurgulamıştır? Coğrafya öğretmeni Yunus Bey dersinde sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen faktörleri anlatırken bakır işletme tesisinin Samsun'da. Samsun'a niye gidiyordu? Orada ham madde olduğundan dolayı değil ulaşım vardı. Demir çelik tesislerin İskenderun'da İskenderun'da liman vardı. Ulaşım için gidiyordu. Petrol rafineri İzmir ve İzmit'e niye gidiyordu petrol? Petrol mü çıkıyordu? Hayır. Ulaşımdan dolayı oraya gidiyor. Bunların hepsi ulaşım. Bu örneklerin hepsini biz tek tek her tarafta öğrendik seninle ayrı ayrı sorular da dahil olmak üzere çok çok önemli örnekler. Çünkü. Bunu da öğrendik. Cevabımız C geçelim C. Çok eski çağlardan beri kullanılan yumuşak ve metalik bir madendir. Yumuşak, yumuşak, metalik, yumuşak. Alüminyum yumuşak, bakır yumuşak. Tamam. Geçmişte süs eşyası ve silah yapımında silah. Süs eşyası, bakıra doğru kayıyor sanki. Kullanım alanı bugün daha Silah yapımında faydalanılan madenin kullanım alanı bugün çok daha fazladır. İyi bir iletken olan bu maden elektrik santrallerinde, kablolarda bakırdan bahsediyoruz. Yukarıdaki özellikleri verilen madenin rezervlerine, haritada numaralandırılan alanların hangisinde rastlanır? Bakır. Küre, Murgul. Bunların ikastamının Küre, Ardın, Murgul'da Rize, Çayeli de var yine orada, değil mi? Buralardaydı. Ama Samsun'da işletilmesi vardı bir önceki sorudaki ulaşımdan dolayı. Yani cevabımız ne? 2 ve 5. 2 ve 2 ve 2 ve 5. Denizli. Geçelim diğer soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tehlikeli atıklardan biri olduğu söylenebilir. Atık herhangi bir faaliyet sonucu çevreye atılan veya bırakılan zararlı madenleri denir. Hepsi olabilir. Hepsi zararlı. Tamam atık. Bu atıklar çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Atıklar zaten böyledir. Özellikle tehlike arz eden atıkların özel yöntemlerle toplanmaktadır gerekir. Sen gazete kağıtlarını özel yöntemlerle mi toplarsın? Çürümüş meyveleri, su şişelerini, küplenmiş ekmekleri özel yöntemlerle taşıyıp taşınması, geri kazanması ve imha edilmesini özel yöntemlerle biraz daha özel yani biraz daha sıkıntılı olanı soruyor bize. Deterjanları soruyor bize yani. Kimyasal sıkıntılı olanları soruyor. 11A geçelim diğer soru. Bu projenin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Güneydoğu Anadolu projesi 1970'lerde sadece sulama ve hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir proje olarak Başlamış. Daha sonra 1989'da yasal dayanağına kavuşarak sosyoekonomi şartları iyileştirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesini oluşturmuştur. Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi yaz onu oraya ilk kalkınma projemiz. Hangisi amaçlardan biri değildir? Kap bölgenin diğer bölgelerine gelir farkını azaltmaya çalışırsın ki insanlar göç etmesin. Bölgedeki kır ve kent alanlarındaki yapıları iyileştirmek de var bu proje amaçlarında. Konut ihtiyacını karşılamak da var mevcut. Me mevcut iyileştirmekte. Ulaşımı da iyileştirirsin. Bölgedeki erozyonla bu GAP projesi bağdaştıramazsın. Anlaştık mı? cevabınız Edirne. Geçelim diğer soruya. Yukarıdaki örgütlerin hangilerinde üye ülkelerin ekonomik işbirliğini arttırmak, ekonomik çıkarlarını korumak amacı bulunmaz. Ekonomik olmayacak. Greenpeace barış örgütü değil miydi? Bunun ekonomiyle ne alakası var? Ekonomik değil. Gelişen 8 ülke örgütü ekonomiktir. Bir dakika şuraya ekonomik. Avrupa Birliği aynı zamanda ekonomik bir örgüttür. Ekonomi. Amaç ekonomiyi de geliştirmek ülkeler arasında. Kuzey Atlantik Anlaşma bunun açılımı ne? kısaltılması neydi? Kuzey Atlantik. Kuzey North. North. NATO. NATO atom. Ekonomik değildir. Bu ekonomik değildir. Hangisinde ekonomi yoktur diyor. 1 ve 4'te ekonomi yoktur. Cevap Bursa. Geçelim diğer soruya. Bu iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Latin Amerika kültür bölgesini kapladığı alan Orta ve Güney Amerika ile Karayip Adaları'nı tamamıdır. Latin Amerika kültür kültürünün şekillenmesinde Avrupa kültürünün etkisi vardır ancak zamanla burada kendine özgü yeni bir kültür bölgesi oluşmuştur. Bu kültür bölgesinin oluşmasında bölgenin keşfedilmesinde etkisi olan iki ülkenin büyük katkısı vardır. Latin Amerika'ya hangi ülkeler gidiyordu? Latin Amerika'ya Brezilya'yı düşünün, Arjantin'i düşünün değil mi? Portekizce, İspanyolca konuşuyor oralar. Yani Portekiz ve İspanyollar daha çok Latin Amerika kültüründe etkilidir. Evet 14. soru cevap Bursa geçelim diğer soruya. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin sektöre dağılımı farklı dönemlerdeki durumu gösterilmiştir. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın geçmişte insanlar tarımda çalışıyormuş. Tarımda çalışan insan sayısı azalmış. Hizmette çalışan insan sayısı artmış. Yani bu ülke nasıl? Gelişmeye başlamış. Hangisine ulaşamaz? E bu ülke gelişmeye başladıysa enerji tüketimi ve su tüketimi artacaktır. Ama hocam enerji tüketiminin artması kötü bir şey değil mi? Sanki gelişmemiş ülkelerde yapılırmış gibi. Hayır. Gelişmemiş ülkelerde enerji tüketimi artmaz ki. Gelişmiş ülkelerde sanayi faaliyetleri, elektrikli eş eşyalar çok fazla olur. Sanayi faaliyetleri daha fazla olur. Elektrik tüketimin daha fazla olur. Eğer sen gelişmişsen gelişmeye başlıyorsan senin elektrik tüketimin, enerji tüketimin daha fazla olacak. Tamam. Şehirleşme oranın artar gelişmeye başlarsan. Ekonomik bakımdan gelişmeye başlarsın. Hizmet sektörü artıyor bakın. Tarımda çalışan nüfus oranı artmakta bu bakalım. Ortalama yaşam süresi uzamaya başlar. Bu da gelişmiş bir ülkenin özelliği. Bakın D. Tarımda çalışan nüfus oranı artmaktadır. Hayır. Tarımda çalışan nüfus oranı azalmaktadır. Cevap Denizli Geç Diğer soruya. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri yanlış arazi kullanımı uygulamalarına örnek gösterilemez? Yanlış arazi kullanımı. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek dallık kesimlerde kayak tesislerinin yapılması. E, tamam ne güzel. Burada bir yanlış arazi kullanımı yok ki. Doğru arazi kullanımı. Şöyle yapalım. Doğru arazi kullanımı. Verimli arazilerde endüstri ürünlerin tarımının yapılması. Verimli araziler var. E, bu var verimli arazilerden ne dersin sen? Ya ben bu verimli arazilerden daha fazla para kazanayım. Endüstri tarımı ürünü ekeyim buraya. Daha fazla para kazandıracak tarım ürünü. Kim? Bu doğru bir uygulamadır. Akdeniz ve Ege kıyılarında koy körfezlere de turistik tesislerin ya sayısının arttırılması yanlış bir uygulamadır. Ne kadar doğru gibi geliyor değil mi? Gidelim bütün koy körfezlere otel yapalım. Her tarafı kapatalım değil mi? Doğru gibi geliyor. Hayır. Yanlış bir uygulama. Türkiye bu konuda yanlış uygulama yapıyor. Yani o koy ve körfezlere turist şeyleri otelleri doldurarak ormanları yakarak. Göl ve bataklıkların kurutularak tarıma açılması bu da yanlıştır. Çok doğru gibi geliyor. 50 defa uyardım seni. Bataklıklar bataklık olarak kalmalı. Bataklıklar çok çok faydalıdır. Bataklıkları kurutursan, tarım alanına dönüştürürsen güzel gibi görünse de çok büyük hatadır bu. Çok büyük hatadır bu. Yani hangileri hangileri yanlış arazi kullanımı uygulamalara örnek olarak gösterilemez? 1 ve 2 yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösterilemez. Doğru arazi kullanımına örnek olarak gösterilir. Cevap A. Geçelim son soruya. Çiftlik yerleşmeleri genellikle geniş tarım arazilerinin ortasında kurulan bir ya da birkaç evden oluşan yerleşmelerdir. Düz arazi lazım bize çiftlik kurarken. Bu tür yerleşmeleri haritada numaralamış alanlarda hangisine fazla rastlanmaz. Türkiye haritaları kampımızı izliyorsun değil mi? Orada ne görmüştük? Ya da AYT kampında ne görmüştük biz seninle? Türkiye haritasının dağlık düzlük yerlerini öğrenmiş. Düz yer burada çiftlik kurulur. Düz yer çiftlik kurulur. Düz yer çiftlik kurulur. Dağlık dağlık. Buralar dağlık engebeli yerlerde. Ben baktığımda bu haritayı kabartılı görüyorum. Sen de dersi dinlediğinde benden eğer benden dinlediysen dersi o haritaları kabartılı görüyorsun. 2 ve 5. Buralarda çiftlik kurulmaz. Hangisi rastlanamaz. Cevap C. Geçelim. Aha bitmiş. <laughs> diğer denemeye diyeceğim. Evet gençler seviliyorsunuz. Bazı bilgileri buradan kapmaya çalışın. Çiftliği mesela yaz düz yer arayacağım vesaire. Bu bilgileri kapmayı öğrenin bu denemelerden anlaştık mı? Evet seviliyorsunuz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.